Bir Kalemin Hikayesi, Frida Kahlo. 1907 yılının 6 Temmuz'unda Meksika'da Macar Yahudisi bir babanın ve Kızılderili asıllı bir annenin 4 kız çocuğundan üçüncüsü olarak dünyaya gelir Frida Kahlo. Ancak sonraki yıllarda doğum gününü 7 Temmuz 1910 olarak değiştirir. Çünkü 7 Temmuz 1910 tarihi Meksika devriminin gerçekleştiği gündür. Kahlo'ya göre hayatı modern Meksika'nın doğuşuyla birlikte başlamak zorunda olduğundan doğum tarihini değiştirme yolunu izlemiştir. Frida annesini nazik, sevecen, zeki ama aynı zamanda zalim bir kadın olarak tanımlamaktadır. Ayrıca annesi onun deyimiyle koyu bir dindardır. Bunun yanında babasını yazdığı günlüklerde her zaman mükemmel bir figür olarak tanımlar. Babası, şefkatli kolları ve çalışkanlığı ile gözünde mükemmel sözlüğünün karşılığıdır onun için. Ne zaman bir derdi olsa babası anlayışla onun yanında olacaktır. 6 yaşında geçirdiği çocuk felcinden sonra özellikle başlar bu kişilik analizi. Çünkü çocuklar bu hastalıktan solunum yetmezliği nedeniyle ölürken babası onun motivasyon kaynağı olur ve Frida sağ bacağındaki incelme ile bu hastalıktan kurtulur. Çocuk felcinden yadigar kalan ince bacağı ona tahta bacak Frida gibi hoşlanmadığı lakaplar takılmasına neden olur. Ve sonraları dünyaca ünlü bir ressam olacak küçük kız bacağındaki incelme yüzünden hep uzun kıyafetler giyecektir. O günler için Frida bir gerçek varsa o da bedenime acının ilk kez o gün girmiş olduğudur der. Bir erkek çocuğu gibi büyümesinin sebeplerinden biri de çocuk felcinin yansımaları olsa da asıl sebebi babasının içtenince hiç erkek çocuğu olmadığı için üzüldüğünü bilmesidir. Bu yüzden Frida bir oğlan çocuğu gibi giyinir, davranır. Hatta okulda arkadaşları hep erkekler olur. Frida aslında annesinin naif yönünü almıştır. Yıllarca geçirdiği bu hastalığın bıraktığı enkazı taşıyan Frida tıp okumaya karar verir. Çabalayan hırslı yanı tıp eğitimi için bir ilki başarmıştır. Meksika'da Ulusal Hazırlık Okulu tıp eğitimi bölümüne kabul edilen ilk kız öğrencilerindendir o. Burada kendini sanat, felsefe, edebiyat alanlarında çok geliştirecektir. Bu okulun Frida'nın hayatında önemli bir etkisi vardır. Okulunu dönemin kültürel ve politik hayatını yakınlaştırmakla kalmaz. Hayatında etkin olacak isimlerle dostluk kurmasını da sağlar. Aynı dönemde anarşist bir edebiyat grubuna dahil olur. Bu yıllar Frida'nın karakterinin oluşmasında büyük rol oynayan yıllardır. 18 yaşında geçirdiği bir trafik kazası bütün hayatını değiştirecektir. 1925 yılının 17 Eylül'ünde erkek arkadaşı Alejandro ile okuldan dönen Frida'nın bindiği otobüs bir tramvayla çarpışır. Birçok kişinin öldüğü kazada Frida ağır yaralı olarak kurtulur. Kalın bir metal çubuk karnından girmiş, kalçasından bel omurlarını zedeleyerek çıkmıştır. Frida'nın son hatırladığı güneşli bir günde çarpma sesinden sonra havada dağılan altın tozlardır. Hastaneye götürüldüğünde omurgasının bel bölgesinde 3 yerin, köprücük kemiğinin ve 2 kaburgasının da kırık olduğu anlaşılır. Ayrıca sol bacağı 11 yerinden kırılmış, sol omzu çıkmış ve leğen kemiği de 3 yerinden kırılmıştır. Bir aylık hastane yatışı ve hastalık boyunca tam 32 ameliyat geçirir. Bunun üzerine Frida'nın yatalak bir hasta olarak kalacağı düşünülür. Hayatı doktorlar, korseler ve yatağı arasında geçiyordur. Frida'nın hastalığı karşısında artık babasının da beli bükülür. İşleri artık kötüye gidiyordur. Frida'nın bakım masraflarını artık karşılayamaz hale gelir. Babası çareyi evdeki tüm değerli eşyaların satılmasında bulur. Piyanosu ve kitapları dışında her şeyi satılır. Babası her gün yeniden Frida için güçleniyor. Frida da acısını ve üzüntüsünü ona hissettirmemeye çalışarak elinden gelen tek şeyi yapıyordur. Babası onu hayata bağlayan tek halattır. Ancak annesi de Frida'nın resmine başlamasını da sağlayacak olan bir fikri bulur. Frida'nın kendisine bakmaktan vazgeçmemesi, kendi varlığını her an hissedebilmesi için tavana bir ayna yaptırır. Frida'nın ilk tepkisi parçalanmış bedenine karşı bir çığlık olsa da sonra aklına gelen
gelen şey bu bedenin resimlerini yapmak olur. Aynadaki kişi kendisine çok uzakta ve bir o kadar da yakındadır. Onunla yeniden tanışmak için bulduğu bu yol zamanla onu resme daha çok iter. Frida'yı iyileştiren daha çok resimdir. Yattığı yerde elinde kağıdı kalemi hiç eksik etmez. Annesinin sürekli teşviğiyle Frida sürekli resim yapar. Üstelik artık ağrılarıyla ancak bu şekilde baş edebiliyordur. Frida ilk portresini bir hevesle ilk aşkı olan Alejandro'ya hediye eder. Ancak genç adam Frida'yı bırakıp gidecektir bu kısa sonrasında. Frida acılarının üzerine ilk aşkının acısını da ekleyerek daha fazla güçlenir. Resim onu iyileştirmiştir. Sonunda Frida renklerinden, portrelerinden, birleştiği parçalarından yeniden doğar. 1927 sonunda Frida yeniden yürüyordur artık. Frida yeniden hayata döndüğünde artık sanatı daha çok hayatında tutması gerektiğini bilir. Ve gerçekten iyi şeyler yapıp yapmadığını öğrenmek istiyordur. Sanatı politikadan ayırmadan bu çevreye yakın olmaya, onlarla davetlere katılmaya başlar. Hatta 1929'da Meksika Komünist Partisi'ne üye olur. Amacı Meksikalı Michelangelo olarak tanınan ünlü ressam Diego Rivera'ya ulaşmak, onun kendi resimleri hakkındaki fikrini öğrenebilmektir esasında. Sonunda Diego ile tanışmanın bir yolunu bulur ve vakit kaybetmeden onu ziyaret eder. Diego, Frida'nın resimlerinden çok etkilenir. Frida ise Diego'ya aşık olacaktır. Hayat bir şekilde ilerler. Diego ile Frida birlikte olurlar. Daha sonra Frida'nın ailesinin tepkilerine rağmen 21 Ağustos 1929'da evlenirler. Düğünlerine aileden sadece Frida'nın babası gelir. Güçlü kadın, kendisinden 21 yaş büyük olan ve sadakatsizliğiyle tanınan komünist ressamın 3. eşi olmayı istemiş. İstediğine de ulaşmıştır. Ancak sanatçı çiftin ilişkileri çalkantılı olarak ilerler. Kocası sık sık başka kadınlarla görüşerek karısını aldatıyordur. Her ne kadar ona aşkı yaşatmış olsa da en büyük acılarını yaşatan kişi de yine Diego olur. Frida sonraları bu ilişkiyi tanımlamak için hayatımda iki büyük kaza geçirdim. Biri Diego'ydu ve diğerinde ise bir tren az daha beni öldürüyordu. Diego kesinlikle çok daha yıkıcıydı, cümlelerini kurar Frida. 1931 yılında evliliklerini resmettiği bir tablo yapar. San Francisco Kadın Ressamlar Topluluğu'nun yıllık sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunulan bu tablo, onun bir sergide yer alan ilk tablosudur. İkili, Diego'nun aldığı resim siparişleri nedeniyle bir süre Amerika'da yaşar. Frida bu dönemde de resim yapmayı sürdürür. Ancak Amerika günleri ilişkilerine pek de iyi gelmemiştir. Diego'nun sadakatsizlikleri Frida'nın canını çok yakıyordur. Her ne kadar Diego'dan sadakat değil, bağlılık sözü istemiş olsa da Diego'nun başka kadınlarla birlikteliğini kabullenmek düşündüğü kadar kolay olmamıştır. Amerika ve Meksika arasında bölünmüş hayatını 1933 yılında New York'ta yaptığı Elbise Morada Asılı adlı eserinde bizlere anlatır. Frida'nın hayatında en çok istediği şeylerden bir tanesi de çocuk sahibi olmaktır. İnişli çıkışlı bir şekilde devam eden evliliklerinde çift çocuk sahibi olamaz. Sağlık sorunları nedeniyle bir kez çocuğunu aldırmak zorunda kalır Frida Kahlo. Bunun üzerine ard arda iki kez düşük yapar. Bu olaylardan fazlasıyla etkilenir ve 1932 yılında yaptığı Henry Ford Hastanesi adlı eserinde yaşadığı acıyı tüm yalınlığıyla tuvale aktararak hayali oğluna da yer verir tablosunda. Diego ve Frida birbirlerini çok seviyordur. Ancak bu, başkalarıyla birlikte olmalarına engel değildir onlar için. Frida, 1931 yılında Amerikalı fotoğrafçı Nicholas ile tanışır. Nicholas, Meksika'da tanıştığı Frida'ya ilk görüşte aşık olur. İnişli çıkışlı 10 yıllık bir ilişkinin ardından Nicholas, Frida'nın Diego'dan kopamayacağını kabullenir. İlişkileri boyunca Frida'nın pek çok fotoğrafını çeker ve belki de Frida'nın en güzel portreleri hep Nicholas'ın elinden çıkanlar olmuştur. Diego ve Frida'nın ilişkisi gün geçtikçe kötüleşiyordur. Diego'nun Frida'nın ablasıyla birlikte olduğu iddiaları durumu daha da zorlaştırır. Frida, Diego ile evlerini ayırmak zorunda kalmıştır. Ancak yıkılıp kalmaz. Çalışmalarına devam eder. Yurt dışında sergilere katılır. Keyfi yerinde gözüküyordur hatta. Ancak Diego'yu aklının bir köşesinden
hiçbir türlü atamaz. Hatta Freda ona yazdığı bir mektupta duygularını şöyle tarif etmiştir. Seni sevmeye başladığım o günden beri acı çeken bir yüreğim var. Diego ve Frida iyi birer ressam olmanın yanı sıra dönemin politik hayatının da etkin isimlerindendir. Her ikisi de Komünist Parti üyesidir. Hatta ülkesinden sürgün edilen Lev Trotsky eşiyle beraber bir süre Meksika'da bu çiftin yanında kalır. Fırtınalı geçen evlilikleri artık bunu taşıyamadığında evini ayıran Frida, Diego ile resmi olarak 1930 yılında ayrılır. Ancak ne yapsalar da birbirlerinden kopamazlar. Bir sene sonra yeniden evlenerek Frida'nın çocukluğunu geçirdiği eve yerleşirler. Ne yaşarlarsa yaşasınlar. Hatta Frida kendi adına ne hata yaparsa yapsın, Diego onun için her zaman özel ve önemli olur. Başlangıç Diego, yapıcı Diego, çocuğum Diego, ressam Diego, babam, oğlum, sevgilim, kocam, dostum, annem, ben Diego, evren Diego. Frida, yeri gelip onu yalnız bırakan, yeri gelip kendinden daha iyi resim yaptığı için kıskandığı Diego'yu her şeyi sayıyordur. Sanatçının tablolarından her biri hayatından bir keste denk düşer. Küçük Birkaç Nimpel isimli tablosu da bunlardan biridir. Bu sefer tuvaline yansıyan, gazetede gördüğü bir haber olmuştur. Karısını bıçaklayarak öldüren adamın sözlerinden etkilenir Frida. Adam mahkemede kendine "ama sadece birkaç küçük nipeldi" diye savunması üzerine bu sözlerinden çok etkilenen Frida, yaşadığı acıları, çektiği ıstırabı başka bir kadının acısında bularak resme döker. New York'ta geçirdiği operasyon, Frida'ya sağlığına yeniden kavuşacağına dair bir umut vermiştir. Ancak Meksika'ya döndükten sonra ağrıları dinmez. Hem fiziksel hem de mental olarak ağrılarla boğuşan Frida derin bir depresyona girer ve Yaralı Geyik isimli tablosunda kendini geyik vücudunda resmeder. Vücuduna oklar saplanmış bir halde ormanda gezinen bu geyik Frida'nın içinde bulunduğu ruh halinde gözler önüne serer. Tabloda çaresizlik ve umut bir aradadır. Kimi eleştirmenler bu resimde Frida'nın kaderini değiştirme gücü olmadığını anlatmaya çalıştığını söyler. 1944 yılında Frida, kırılan kemiklerinin iyileşmesi için 5 ay boyunca çelik bir korse giymek zorunda kalır. Kırık Sütun adlı eserinde kendini bu çelik korse ile birlikte resmetmiştir. Diğer resimlerinden farklı olarak bu eserinde ne renkli arka planlar vardır, ne hayvanlar, ne de başka bir şey. Frida yalnız ve acı içindedir. Sağlığı kötü olmasına rağmen 10 yıl boyunca öğretmenlik yapan ressam, rahatsızlığı nedeniyle evinde ders vermeye başlar. Öğrencilerine Frida'nın öğrencileri denir ve Frida'nın öğrencisi olmak isteyen birçok kişi vardır. Her şeye rağmen bildiklerini aktarma aşkı bünyesini ayakta tutar Frida'nın. Ancak 1950'li yıllara gelindiğinde sağlık durumu daha da kötüleşir. Daha önce olduğu ameliyatlar onu tekrar hastaneye yatırır. Omurgasındaki sorunlar nedeniyle tam 9 ay hastanede yatar. 1953 yılına gelindiğinde hayat Frida için pek de cömert sayılmaz. Yurt dışında sergiler açmış bir ressam olarak ülkesinde ilk kez o yıl sergi gerçekleştirebilmiştir. Ancak Frida o dönemde yataktadır ve kesinlikle yataktan kalkmaması gerekiyordur. Kendi ülkesindeki ilk sergisinin açılışını kaçırmayı hiç istemeyen sanatçı yataktan çıkamadığı için sergisine yatağıyla katılır. Ancak sergisine katılmak uğruna bile kurallara dikkat etmesine rağmen birkaç ay sonra sağ bacağını kaybeder. 13 Temmuz 1954'te Frida acıların üzerine başarılar ettiği hayatını akciğer ambulansı nedeniyle kaybeder. Ölmeden önce tamamladığı son tablosuna Yaşasın Hayat adını vermiştir. Cenazesi ertesi gün yakılır usta sanatçının. Külleri de Mavi Ev'de muhafaza edilmektedir. Frida Kahlo, 55'i otoportre olmak üzere geride 143 tablo bırakmıştır.